Yumuşama dönemi demişiz. 1960'tan sonra Türkiye'deki gelişmeler. Yalçın Hocam. Şimdi 60'lardan sonraki Türkiye'deki gelişmeler. Daha doğrusu iç gelişmeler, iç siyaset, öyle söyleyelim. 60-83 yılları arası. Şimdi 27 Mayıs 60'ta bir darbe olacak. 27 Mayıs darbesi olacak. İşte ne olacak bu darbe sonrasında? İşte Demokrat Parti kapatılacak. Demokrat Parti'nin lideri olan Adnan Menderes idam edilecek 27 Mayıs darbesiyle. İşte Adnan Menderes'le beraber Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan idam edilecek. Bu üç isim idam edilecek. Bakın bu da ayeteliktir. Ayeteliktir. Cemal Gürsel Cumhurbaşkanlığı'na getirilecektir ki Genelkurmay Başkanı'dır Cemal Gürsel. 1961'de bir kronolojiye göre gidelim. 61'de Ragıp Gümüşpala Başkanlığı'nda Adalet Partisi kurulacaktır. Bakın Adalet Partisi Demokrat Parti'nin devamıdır. Demokrat Parti 27 Mayıs darbesiyle kapatılacak. Yerine daha sonra Ragıp Gümüşpala liderliğinde Adalet Partisi kurulacak. Adalet Partisi neymiş? Demokrat Parti'nin devamıdır. Yani. Onu söyleyelim. 61'de referandum halk oylaması yapılacak ve 61 Anayasası yürürlüğe girecek ki 61 Anayasası'nın ayrıntılarına bakacağız şimdi. Türkiye'deki gelmiş geçmiş en özgürlük. En özgürlükçü anayasa aynı. Evet. 27 Mayıs iktidarı sonrasında kurucu meclis oluşturulmuştur. Bu meclis tarafından hazırlanan anayasa halk oylaması yürürlüğe girmiş. Yani 61 Anayasası kurucu meclis tarafından hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Halk oyuyla yürürlüğe giren ilk anayasadır 61 Anayasası. Bakın bu da ayeteliktir. Halk oylamasıyla yürürlüğe giren ilk anayasa 61 Anayasası. Anayasa Mahkemesi kurulacak. Bakın bugün bazı kurumlar 61 Anayasası ile kuruluyor. Anayasa Mahkemesi ki şu anda Anayasa Mahkemesi kalktı ama. HSYK Hakim Savcılar Yüksek Kurulu kuruldu. Hakim Savcılar Yüksek Kurulu. TBMM iki kola ayrıldı. Artık iki tane meclis var. Bir tanesi halkın seçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bir de Cumhurbaşkanı'nın atadığı Cumhuriyet Senatosu. Yasama mecliste yürütme Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na aittir. Yargılama da bağımsız mahkemelere aittir. Yani güçler ayrılığı ilkesi. Kesin doğru. Ki güçler birliği ilkesinin ilk defa kesin olarak ayrılması 61 Anayasası'ndadır. Bu demokratik bir gelişmedir. DPD Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur ki Devlet Planlama Teşkilatı nedir birazdan göreceğiz. TRT kurulacak. Türkiye Radyo Televizyon. Temel hak ve özgürlükleri geniş yer verilmiştir. Ki bu konu en fazla ağırlık veren anayasadır. Mesela işçilere sendika hakkı verilmiştir mesela 27 Mayıs Anayasası. Türkiye'deki gelmiş geçmiş en özgürlük. En özgürlük anayasa. Ki bu 61 Anayasası daha sonra 12 Mart muhtırası ile tırpanlanmıştır tabii ki daha sonra. Bu özgürlük bize fazla geliyor değil mi? 63'te tırpanlanmışlar. Tırpanlanmışlar. Tırpanlandı. 80'de zaten iyice gitti zaten 80 itibariyle. 80 itibariyle yürüdü. Yürürlükten kalktı. Şimdi Türkiye'nin bu dönem ilk koalisyon hükümeti CHP'li Adalet Partisi arasında kurulacaktır. Bu dönemde artık 65'te Türkiye siyaset arenasına artık Süleyman Demirel figürü ortaya çıkacak. Artık bundan sonra Türk siyasetine kim damga vuracak? Süleyman Demirel. 7 kez gelen, 7 kez giden. Süleyman hep başbakan. Evet, 7 kez gelmiş, 7 kez gitmiş adam. Rahmetli. Süleyman Demirel 65'te hükümeti kuracak. 12 Mart 71 muhtırasına kadar. 71 muhtırasından sonra Süleyman Demirel hükümeti istifa etmek zorunda kalacak. Bu 12 Mart askeri muhtırası bakın askeri muhtırasından dolayı da askerler tarafından Nihat Erim hükümeti kurulacaktır ki Nihat Erim bir anayasa profesörüdür, hukukçudur. Daha sonra öldürülecektir daha sonra. Evet. 73'te Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı seçilecektir. 73'te İsmet İnönü vefat edecek ve mezarı Anıtkabir'e defnedilecek. 74'ten 80'e kadar Türkiye'de koalisyon hükümetleri dönemi yaşanacaktır artık. Koalisyon dönemi hükümetleri döneminde istikrarsızlık bir durum ortaya çıkacak. Ama şunu da söyleyelim. 74-80 yıllarında koalisyon hükümetleri var. Tamam. Bu dönemdeki istikrarsızlığın temel nedenini koalisyon hükümetlerine bağlamak da yanlış olur. Mesela Kıbrıs harekatı var. Haşhaş meselesi var. Bundan dolayı ambargolar var. Onu da söyleyelim. Daha objektif değerlendirmek açısından. 12 Eylül İktidarı ile Milli Güvenlik Konseyi oluşturulacak. 12 Eylül darbesi ile MGK Milli Güvenlik Konseyi kurulacak. Ki Kenan Evren Cumhurbaşkanı olacak. 12 Eylül darbesi ile 80 darbesi ile. Cumhurbaşkanı. 12 Eylül darbesi ile Süleyman Demirel hükümeti lağv edilecek. Ortadan kaldırılacak. Yani istifaya zorlanacak. 82 Anayasası ile Kenan Evren Cumhurbaşkanı olurken yapılan seçimler sonrasında ANAP Başkanı Turgut Özal Başbakan olacaktır. Yeni yani 83'te 12 Eylül darbesinden sonra yapılan ilk seçimlerde ki 83 seçimler olması lazım. Anavatan Partisi'nin lideri Turgut Özal
12 Eylül darbesinden sonraki ilk başbakan olacaktır seçilen. 82 anayasası hazırlanacaktır ki bu anayasayı hazırlayan kimdir? Orhan Altıkaşlı başkanlığında hazırlanacaktır o anayasa. 1982 anayasası. 82. Buyurun hocam. Ekonomik gelişmeler ne olmuş? Bakalım. Devlet Planlama Teşkilatı kurulacak. İşte Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluş amacı nedir? Az önce planlama. Hı-hı. Nedir? Devletin ekonomik, sosyal, kültürel amaçlarını, hedeflerini belirlemek için kurulacak. Bu belirlenen hedeflere ulaşmak için neler yapmalıyız? Hangi kalkınma planlarını yapmalıyız? Bunu planını yapacak Devlet Planlama Teşkilatı. Daha önce mesela 1. ve 2. 5 yıllık planları vardı. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra buna ara verildi. 62'den itibaren yine 5 yıllık kalkınma planları uygulanacak. 70'li yıllarda ilerici ithal ikamesi ekonomi modelinden dolayı dayanıklı tüketim malları ve otomobil üretilmeye başlanacak. Onu da söyleyelim. Mesela ana neydi? Devrim. Mesela devrim. Filmi de vardı. Bakın söyleyelim arkadaşlar. İlerici ithal ikamesi ekonomi modeli dayanıklı tüketim mallarının ve otomobil üretimine ağırlık verilmesidir bu. Yerli otomobil. Yani. Yerli otomobil mesela. 80'de ekonomik dengesizlikleri gidermek için 24 Ocak kararları çıkartılacaktır ki 24 Ocak bakın 24 Ocak kararlarına kadar Türkiye'de karma ekonomi hakimdi. Ya da biraz devletçi diyebiliriz. Ama 24 Ocak kararlarından itibaren artık Türkiye tamamen liberal bir ekonomiye geçecektir. Liberal bir ekonomi, liberalizme geçecektir. Bunu söyleyeyim. Yani artık Türkiye tamamen dışarı açık olacaktır. Açık. Hı hı. 1962'de de TÜBİTAK kurulacaktır. 62'de de onu da belirtelim. 63'te şimdi diğer edebiyattaki sanattaki gelişmelere bakalım. Onları hocam ben okuyayım isterseniz. 1963'te Metin Erksan'ın Susuz Yaz filmi ki Necati Cumalı'nın bir eseridir. Evet. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü kazanmıştır ve yurt dışında ödül alan ilk Türk filmidir. Evet. İlk kez 1964'te Antalya Film Festivali Altın Portakal dediğimiz düzenlenmiş gençler. 1965'te Altın Mikrofon Yarışması, bu da Ses adı üzerinde düzenlenmeye başlanmış. Seri üretim yapılan ilk yerli otomobil Anadolu 1966'da. Hatta affedersiniz eşeklerin 7 araba. Saman olduğu için. Saman olduğu için samanın bile sıkıştırmasından dolayı. 31 Ocak 1968'de TRT ilk televizyon yayınına başlayacak. 73'te Boğaziçi yani 1. Köprü Süleyman Demirel, 1988'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Turgut Özal tarafından hizmete açılmış. 1. Köprü Süleyman Demirel açıyor, 2. Köprü Turgut Özal açıyor. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın oluşturduğu Deve Kuşu Kabaret Tiyatrosu ön plana çıkmıştır. Evet. Ki bunun YouTube'da falan var hocam. Merak edenler seyircesinde çok da güzeldir. Güzel bu habere. Türk sineması toplumsal sonlara ağırlık vermiş. Metin Akpınar, Zeki Alasya, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Kemal Sunal sosyal içerikli güldürü filmleriyle ön plana çıkmıştır. Ki hepimiz bunu televizyonlarda falan seyrediyoruz. Ki bu damga vurmuştur zaten bu döneme. Orhan Gencebay'ın Bir Teselli Ver isimli filmiyle sinemaya arabesk tarzı filmler girmiştir. Sonra zaten hocam arabesk tarzı Müslüm Gürsesler, Ferdi Tayfur'lar, İbrahim Tatlıses'ler bu arabesk furyası gitmiştir gençler. Edebiyatta bu dönemde ikinci yeni akım etkisini devam ettirdi. Sezai Karakoç, Toprak Uyanınca, Fakir Baykurt, Yılanlar Loca eserleriyle köy romancılığı ön plana çıkmıştır. Köy romancılığında bir de hocam ben bir şey eklemek isterim. Bu köy enstitülerinden yetişen. Ki Fakir Baykurt, Kemal Bilbaşarlar zaten bunlar köy enstitülerinden yetişenler. 60'larda toplumculuk edebiyatlarını bir edindi. Nazım Hikmet, Ahmet Arif bu konuda önemli şiirler yazdı. Bu dönemde şiirde mistik anlayışı benimseyen Necip Fazıl Kısaküreğ'in Çile adlı kitabı toplamıştır. Toplamıştır. 1965'te Altın Mikrofon Yarışması düzenlemeye başlandı. İlk yarışmayı Yıldırım Gürses Türk Sanat Müziği kazandı. Müziği. Daha sonra bu yarışmayı Cem Karaca ve Erkin Koray kazandı ki Türk müziğine damga vurdular. Anadolu Rock'ı. Evet. 70'lerde Moğollar grubu yine Anadolu Rock dediğimiz değerli gençler yeni bir müzik tarzı oluştururken bu tarzın en önemli isimlerinden birisi de sonraki yıllarda ne olmuştur? Rahmetli Barış Manço. Manço olmuştur hocam. Şimdi bunu en sona bıraktım. Bu çok önemli. Bu yani çok önemli konu bu. Kıyaslamak. 61 Anayasası ve 82 Anayasası'nın özellikleri. Şimdi 61 Anayasası'nın özellikleri devlet yönetiminde ve toplum yaşamında bireye ağırlık vermiş. Bireyin özgürlüğüne. Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. İnsan hakları ön plandadır. Temel hak ve özgürlükler güvence altına alınmıştır. Mesela sendika hakkının verilmesi gibi. Yani 61 Anayasası ilerici bir anayasasıdır. Özgürlükçü bir anayasadır. 82 Anayasası ise tam aksi, tam tersi. Temel hak ve özgürlükler sınırlandırılmış.
Hak ve özgürlükler açısından bireye değil devlete ağırlık verilmiş. Mesela devlet ana figürü 80'den sonra 12 Eylül'den sonra devlet ana figürü ön plana çıkmıştır. Evet. Hatta ben işte 83'te ilkokul 1'e başladım ben. Mesela o zaman mesela sürekli devlet ana, devlet ana, devlet ana, devlet ana, devlet ana, devlet ana. Her çevremizde devlet ana figürü çok kullanılırdı. Devlet, devlet ana. İşte 12 Eylül askeri darbesinin getirdiği bir şeydir bu. Bilinçaltı bir şeydir. 61 Anayasası'ndaki temel hak ve özgürlüklere ilişkin ilkeler tırpanlanmış. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 61 Anayasası özgürlükçü anayasadır. 61 Anayasası'ndaki özgürlükçü haklar ilk önce 12 Mart muhtırasıyla tırpanlanmış. 12 Eylül darbesiyle tamamen son verilmiştir özgürlüklere. Bunu söyleyelim.